Sosyolog Max Weber, organizasyonların yapısı üzerine çalışmalar yapmış ve ideal bürokrasinin beş temel özelliği olduğu kuramını ortaya koymuştur. Bir kurumun amacı ne olursa olsun, yani bu bir iş kuruluşu, bir dini kuruluş veya hayır kurumu olabilir, işte bu kurum beş temel özelliğe sahiptir. Özelliklerden ilki iş bölümü. Bürokrasi çerçevesinde insanlar belirli görevleri yapmak üzere eğitilirler. O yüzden üniversitenin yönetim bölümünde çalışan biri muhtemelen derslere girmez. Aynı şekilde öğretmenler de tamir işleriyle uğraşmazlar. Bunun gerçekten güzel tarafları var. İnsanlar belirli bir konuya odaklandıklarında çalıştıkları alanın uzmanı olurlar. Bu durum özellikle büyük ölçekli kurumların etkinliğini artıran bir faktördür. Öte yandan bunun olumsuz tarafları da olabilir. Çatışma kuramına göre iş bölümü yapmak Bireysel çalışanlar da yabancılaşma hissiyatını artırabilir. Çünkü diğer çalışanlardan ayrılmış olurlar ve bir işi baştan sona yapmanın gururunu yaşayamazlar. Bu da tatmin duygusunun ve üretkenliğin daha az olmasına yol açabilir. Aynı zamanda genel olarak kurum içinde eğitimli kapasitesizlik denen bir şeye de sebep olabilir. Yani çalışanların kendi aralarında çok fazla uzlaşmaları sonucunda Bütünsel bakma kabiliyetlerini kaybetmelerine neden olan durumlarda görülebilir. Bürokrasinin diğer bir özelliği kurum hiyerarşisi. Bürokraside üyelerin her birinin eşit olmasındansa her konum daha yüksek bir otoritenin denetimine tabidir. Bu kimin kimleri yönettiğini ve kimin neyle görevli olduğunu açıklaması açısından pozitif olabilir. Fakat aynı zamanda karar verme aşamasında Bireylerin seslerini duyurmalarına engel olabilir. Özellikle de hiyerarşi zincirinde düşük konumda olanların. Bu yapı insanların sorumluluktan kaçmalarına sebebiyet verebilir. Özellikle etik olmayan görevlerde bu bir sorun teşkil edebilir. Ben sadece emredileni yapıyordum cümlesini daha önce duymuş olabilirsiniz. Bu durum insanların hataları, hatta bazen ciddi hataları saklamasına da fırsat verebilir. Çünkü hiçbir birey üyelerin hepsiyle etkileşim halinde değildir. Bürokrasinin üçüncü özelliği, yazılı kuralların ve düzenlemelerin olması. Tahmin edebileceğiniz gibi, yazılı kurallar ve düzenlemeler bir kurum için çok faydalı olabilir. Çalışanlar kendilerinden beklenenin ne olduğunu ve herkesten aynı performansın beklendiğini bilirler. Tüm çalışanlar eşit muamele görür ve Kurumda birlik ve süreklilik hissinin korunması sağlanır. Çünkü bireyler gelip gitse de kurumun kuralları ve yapısı aynı kalacaktır. Ancak bahsettiğimiz diğer özelliklerde olduğu gibi burada da dezavantajlar görülebilir. Kurallar bazen bireylerin yaratıcılığını engeller. Bir kurumun çok fazla kuralı varsa çalışanlar inisiyatif almaktan çekinebilirler. Bu durum aynı zamanda hedefin şaşmasına da sebep olabilir. Yani kurallara uymaya gösterilen titizliğin, kurumun asıl amaçlarından daha önemli hale gelmesi gibi durumlar olabilir. Dördüncü özellik, gayri şahsi olma. Biliyorum, ilk başta kulağa negatif bir terim gibi gelebilir ama burada ilginç bir biçimde kullanılıyor. Bireylerin ve görevlilerin faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yapmaları gerektiğini belirtiyor. Yani kurum içindeki herkese eşit muamele uygulanmasını öngörüyor. Fakat gayrişahsilik aynı zamanda kendini yabancı hissetme duygusunu tetikleyebilir. Çünkü görevleri gereği bu çalışanların soğuk ve ilgisiz oldukları hissini verebilir. Hatta gruba olan sadakatin azalmasına da sebep olabilir. Son özellik diğerlerinden biraz daha uzun. Teknik özelliklere dayalı istihdam ben bu özelliği gayri şahsiliğin bir uzantısı olarak görüyorum. Çünkü bu özellik bürokrasi içinde işe alımın kayırma veya kişisel rekabete değil, niteliklere dayalı olması gerektiğini anlatıyor. Bu tabii ki çok olumlu bir şey. Bu sayede ırk, cinsiyet veya cinsel yönelimle ilgili ayrımcılığın önüne geçilebilir. Fakat bir şekilde azmin azalmasına sebep olabilir. Çünkü insanlar sadece işi ya da terfi etmeyi garantiye almak üzere çalışır duruma gelebilirler ve bundan fazlası için kendilerini zorlamazlar. Bu aynı zamanda Lawrence J. Peter tarafından ortaya konan Peter ilkesi dediğimiz şeye de sebep olabilir. Bu ilkeye göre hiyerarşi içindeki her çalışan yetersizlik düzeyine ulaşana kadar terfi almaya devam eder. Yani yetenekli insanlar terfi üzerine terfi alır, sonunda da öyle bir pozisyona gelirler ki artık bununla başa çıkamazlar. Dolayısıyla daha fazla terfi almak için mevcut işlerinde yeteri kadar iyi olmamaları sebebiyle de o pozisyonda takılıp kalırlar.